Peker'in eski adamları konuşmaya başladı. Cinayetler ortaya çıkıyor. Kritik noktalardan biri, travestiye evlenme teklif eden Cahit Cinayeti. Red Haber, bir süredir Sedat Peker'in yurt dışına kaçtığı konuşuluyor. Karadağ'da kendine tezgah kuran Caz Sedat'la kaplı Sedat Peker, Türkiye'de hakkında açılmış ve açılabilecek davaları kolluyor. Sedat Peker'in suç üstlenerek hapishanede yatan iki adamının dilekçe vererek ifade değiştirmek istedikleri belirtiliyor. Ufuk Yapıcı'nın işlediği öne sürülen cinayette suçu üstlenenlerin, Sedat Peker azmettirdi, biz para karşılığı cinayeti üstlendik diye ifade değişikliğine gittiği söyleniyor. Ayrıca, Küçük Yalı'da vurulan Hakan Özmen Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu dosyada Peker'i bekliyor. Öte yandan, yurt dışına çıkan ve bir dönem Peker'in en yakınında bulunan Ahmet Kürkçü'nün açıklamaları Sedat Peker'in suç dosyasını ortaya koydu. Ayrıca Cahit Çetin cinayetinin de Peker'in hizmettirmesiyle gerçekleştiği öne sürülüyor öldürülen Cahit Çetin ve Peker'in avukatı Barbaros Aslan. Cahit Çetin, Sedat Peker'in bir travestiye evlenme teklif eden adamı olarak haberlere konu olmuştu gazetelerde de haberine yer verilmişti. Fakat konunun farklı olduğu, bir kumar meselesinden dolayı öldürüldüğü öne sürülüyor. Cahit Çetin ve Peker'in avukatı Barbaros Aslan'ın bir dönem hayli samimi olduğu da iddialar arasında. Cahit Çetin cinayeti Peker'i bekleyen bir diğer dosya, Sedat Peker hakkında bir dönem patlayan ve sonra üzeri örtülen tecavüz davasının da yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Sedat Peker'in Balkanlar'da üniversite okuduğunu ifade eden açıklaması kimseye inandırıcı gelmiyor. Şimdi tartışılan, Sedat Peker'in akıl hocası olduğu söylenen ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunan Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği